haber? İyidir, senden? İyiyim, sağ ol. Geç içeri. Ne yaptın Nilüfer'le? Konuşmadı benimle hiç, odadan da çıkmadı. Bu kim ya? Efendim Mesut? Dağınım, ne yapıyorsun? İyi, ne oldu, bir şey mi oldu? Bir ufak bir sıkıntı var, sorun var, ondan aradım ben seni. Ne sorun oğlum? Rüzgar Dağın, bagajda götürüyorlar, tamam mı? Ben de takipteyim, tamam? Rüzgar mı dedin? Aynen, Rüzgar, bagajda Dağın, bagajı attılar, götürüyorlar. Tamam mı? Durumlar kötü yani, durum sıkıntı, ben takipteyim şu anda. Oğlum ne bagajı lan, kim götürüyor, iyi mi Rüzgar? Bilmiyorum, vallahi bilmiyorum yani. Baygın gibiydi yani, öyle attılar bagaja, hareket etmiyordu yani. Tövbe tövbe, şey de olabilir hani, bilmiyorum, kımıldamıyordu yani, kıpırdamıyordu. Kıpırdamıyor mu? Oğlum ne diyorsun lan sen, çıldırtma beni. Neredesin sen, geliyorum ben. Sen gel daha hanım, tamam mı, bilmiyorum, sen mi gel, ben sana canlı konum atayım. Sen gel, tamam mı, ben takipteyim, hadi. Hadi atıyorum şimdi. Tamam at. Ne olmuş? Rüzgar kaçırmışlar bagajda, bir şeyler dedi, anlamadım, gidiyorum ben. Rüzgar kardeşin miydi? Evet. Tamam, bekle, ben de geliyorum. Hadi çabuk. Çabuk çabuk, sen oraya, sen oraya. S**tir, atacaklar. Vallahi atacaklar, ne yapacağız? Ne yap? Dur. Dur şimdi, dur. Dur sen. Ben kaydediyorum şimdi sizi. Ha, yüzünüz, plakanız, her şeyiniz ortada. Yürüyün lan. Hadi, polisi de aradım, geliyor şimdi. Bırak, bırak, bırak. Hadi yürü. Çakaloğlu çakallar sizi, ha? Arabaya, arabaya, yürü. Çakallara bak, yürü lan hadi. Yürü Çakaloğlu çakal. Ya yüzüme bakıyor bir de, yürü lan. Çakal seni, hadi. Çakal seni, Çakaloğlu çakal. Bakıyorum Rüzgar. Çakallara bak ya. Çakallara bak ya. Oğlum, dur oğlum, ne yapıyorsun oğlum Rüzgar, ne yapıyorsun sen? Dur gel. Gel. Nasıl yapıyorsun, dur. Gel. Nereden çıktı lan o herif? Takip etmiş herhalde. Videoyu da çekti. Ama atmadık ki çocuğu aşağı. Bir şey yapmadık. Lan nasıl bir şey yapmadık, herifi dövdük. Belki de öldü, hareket etmiyordu. Geri dönüp o herifi de döverim. Telefonunu da alalım. Ben dönmem abi. Polis dedi. Dönmem. Lan tamam, sakin olun. Ben binerken baktım plakasına. Babama söylerim, o halleder. O telefonu da tüne sokar onu. Oğlu. Geri dönüyor bu. Ne? Mesut geri dönüyor. Arayacağım. Oğlum ne oluyor lan? Dağım, ben Rüzgar'ı aldım, tamam mı? Adamların elinden kurtardım. Şu an ben de hastaneye doğru gidiyorum, tamam? Heh, İyi mi? Kendinde mi? Değil, kendimde değil. Yaşıyor ama, değil mi? Yaşıyor yani. Ya bir inşallah oğlum, dur inşallah, inşallah. Oğlum inşallah ne demek lan? Delirtme beni bak. Nabzını yok oğlum, nabzını. Oğlum bilmiyorum, bilmiyorum. Arkada şu anda yatıyor, tamam mı? Bakamıyorum nabzına, tamam mı? Hastaneye gidiyorum ben. Hangi hastaneye gidiyorsun Mesut? Ya oğlum onu da bilmiyorum. Tamam işte gidiyorum, ben sana şey yapacağım, söyleyeceğim şimdi. Tamam hadi. Hadi kapat. En yakın hastane. En yakın hastane. Daha. Ne oldu, nerede Rüzgar? İçeride yaşıyor da. Ama iş. Ama ne lan?
Damo kötü dönmüşler oğlum işte. Kafasını gözünü patlatmışlar. Belası ***ler çocuğun yani. İşte doktorlar içeride bakıyorlar. Bilmiyorum bir şey demiyorlar. Nerede oğlum doktorlar? Oğlum, ben de konuşayım. Lan almıyorlar. Oğlum, oğlum ben bir dur lan. Ben buradayım. Almıyorlar işte. Bir durun soluklan lan. Tamam gel otur. Hay Allah'ım nereden çıktı bu şimdi ya? Ya bir şey olursa kardeşime? Dur kötü düşünme. Ya bir de anneme söylemem lazım. Ne diyeceğim ben kadına şimdi? Hissetti vallahi hakkında konuştuğumuzu. Daha. Ha. Hatırladın mı sonunda bir annen olduğunu? Ne? Nasıl ya? Kavga mı etmiş? İyi mi şimdi? Hay Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Hangi hastane daha? Tamam. Tamam. Geliyoruz şimdi geliyoruz. Tamam. Anne ne oluyor, ne oluyor, ne hastanesi? Rüzgar kavga etmiş, hastanedeymiş. Ama dur. Korkulacak, endişelenecek bir durumu yok dedi abin. Ama gidiyoruz hastaneye, hadi. Tamam. Allah'ım yarabbim. Yalnız. Ben şimdi gelmeyeyim. Abinin boş yere sinirleri hoplamasın. Sen bana haber ver, olur mu? Tamam, tamam canım. Yok dediniz. Alt tarafı kavga dediniz. Geceden beri uyutuyorlar benim çocuğum. Demek var işte bir şey var. Anne. Ona bir şey olursa onu da kaydedersen ben artık öldürürüm. Anneciğim ne olur ağlama artık. Ne olur bak Yağmur da çok üzülüyor lütfen. Sen neredesin? Neredesin sen? Niye kardeşine abilik yapmıyorsun? Niye onun derdiyle ilgilenmiyorsun sen? Vallahi hiçbir şeyden haberim yok. Olmaz tabii, haberin olmaz. Gidip o Mehdi denen herifin peşinden koşuyorsun. Ama daha kardeşinin derdinden haberin yok senin. E sana dedim değil mi? Git konuş onunla dedim. Amerika'ya gideceğim, dönmeyeceğim diyor. Konuş dedim. Bakarız dedi. Bakarız ha. Bakarız. Ya bakarsın sen. Ne söylesen haklısın anne. Ne söylesen haklısın. Millet. Şimdi heladan çıkarken doktora rastladım. Ha. Yalnız adamlar bir hela yapmış yemin ediyorum var ya bayıldım. Yani yaptıkça yapasım geliyor çıkamıyorum. Heladan çıkamıyorum. Oğlum. Aynen dur. Doktoru rastladım. İlacı kesmişler bizim eleman tak diye uyanmış. Hay Allah'ım şükürler aynen. Olsun sana. Tamam Fatma anne. Hadi gözün aydın tamam. Hadi. Hadi gözün aydın. Hadi. Kadın sevindi ya. Lan. Tamam oğlum tamam. Tamam lan ne, kanımız kaynadı. Anne. Güzel oğlum benim. Ah canım benim. Anne yavaş. Özür dilerim. Gerçekten mi ya? Özür dilerim, özür dilerim. Of ya. Niye yavaş. Toplandınız? Oğlum ne demek niye toplandık? Toplanacağız tabii. Şu hale bak. Ya abartmayın. İyiyim ben. Nasıl abartacak bir şey oğlum? Ben olmasam aşağı fırlatıyorlar diye sen. Tamam oğlum sus sen. Kayınço ne oldu sana ya? Kim yaptı bunu? Elleri kırılsın onların. Elleri kırılsın. Öğreniriz kimin yaptığını. Bir kendine gelsin önce. Ya şuna bak. Ablacığım çok korkuttun biz ya. Ya ablam sen niye korkuyorsun? Bilmiyor musun? Taş kafayım ben. Tamam yarabbim. Anne üzmeyin ya kendini. Bir de bu halimle sizle mi uğraşacağım?
Mesut bir şeyler anlattı. Ama pek inanmadım. Dedektiflik falan dedi. Ne oldu Rüzgar? Niye oradaydın? Niye dövdü oğlum adamlar seni? Boş ver abi. Lan olur mu boş ver? Geçti gitti ya. Önemi yok. Ya olur mu, önemli değil. Çok önemli hem de. Bak bana hemen bunu kim yaptı, niye yaptı söylüyorsun. Ben de gidip bir daha yapmamalarını sağlıyorum. Rüzgar niye gülüyorsun oğlum? Senin ilgini çekmek için illa dayak yemek mi lazım? Ne? Önceden hiç sormadın. Konuşmadın. Askerden döndüm. Aile, aile dedin. Ama yalan. Varsa yoksa, yok okulu niye bıraktın? Yok o insanlarla ne işin var? Ne kullanıyorsun? Abi değil, narkotik sanki. Gerçekten derdin ne diye soran yok. Gel kardeşim oturalım konuşalım diyen yok. En çok da ne komik biliyor musun? Ben de değilken milletin derdiyle uğraşma. Gaddar diye bir tip yapmışsın kendine. Hayırlı olsun. Gaddar herkesin imdadına koşar ama kardeşini tanımaz. Olur mu oğlum tanımaz? Ağır konuşuyorsun Rüzgar. Eskiden hep konuşurduk abi. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Birbirimize dertlerimizi anlatırdık. Gerçekten bir abi kardeş gibiydik. Sen başka biri olarak döndün. Orada bitti zaten iş. Tamam. Belki başka biri oldum ama ben sana karşı başka biri olmak istemiyorum. Bak sen benim kardeşimsin. Senin derdin benim derdim. Anlat bana ne oldu? Aşık oldum. Çok aşık oldum abi. İsmi Simge. Sen askerdeyken tanıştık. Çıkıyorduk. Sonra bir akşam araba çarptı. Simge ölümden döndü. Simge. O kazadan sonra yürüyemedi. Ben onu her haliyle seviyorum, hala seviyorum. Ama o istemedi. Ona acıdığım için onunla olmak istediğimi düşündü. Aylardır odasından çıkmıyor. Arada gidiyorum ama yok. Dün akşam oraya ona çarpan çocuğu vurmaya gittim. Abi çocuk 2 ay yattı çıktı. Cezasını çekmedi. Bu Korkut denen adam da öldükten sonra ben dedim ki bu ölmeli. İntikam güzel hissettirdi. Ama beceremedim işte bak. Arkadaşlarıyla daldılar abi, bu haldeyiz anasını satayım. Ya Rüzgar, bana niye anlatmıyorsun bu kızı? Bana niye anlatmıyorsun bu olayları? Bu kazayı falan. Niye saklıyorsun oğlum abinden? Kırıldım abi. Zaten kırgındım sana. Aydan yengeme kızıp askerliği uzattın. Operasyonlara katıldın. Bir kere bile aramadın. Kafana esti. Geri geldin, sonra bizi suçlamaya başladın. Ablama ayrı kızdın. Bana ayrı kızdın. Ama başımızda değildik ki, kızmaya hakkın yoktu. Ben de işi goy goya vurdum. Ama gerçekten kalbim kırılmıştı.
Abim. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam. Tamam, yalnız bırakacağım seni de. Şu herifleri nereden bulurum? Sana bunu yapan şerefsizleri nereden bulurum söyle. Yürüyün, öğrendim. Golf sopalarıyla döneceğim. Lan ıslak odun bulalım bizler. Görmüyor musunuz lan? Maç yapıyoruz. Topu at. Sonra da sahanın dışına çıkın hadi. Tanıl denilen hanginiz lan? Ne diyorsun lan sen? Anladım sensin. Zaten belli tipinden. Yüzünden kakıyor lan senin. Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? O farkında da sen değilsin. Tanıdım seni. Baltacı değil mi? Senin babanla benim babam arkadaş. Benim babamın arkadaşı yoktur yalnız. Maşaları vardır. Ha, o zaman şu gerzek arkadaşına söyle topu vermeye. Başına bela almasın. Tamam. O arkadaş beni dinlemez ya. Başına bela almayı da çok sever. Siz adamın kardeşini dövmüşsünüz oğlum. Benim de kayınçom oluyor bu arada. Hem de bir kişiye 5 kişi dalmışsınız şerefsiz gibi. Yaşıyor demek kardeşin ha? Tüh! Becerememişiz. Ama bak siz şimdi buradan direkt çıkıp gitmezseniz siz ikiniz... 3 Başınıza geleceklerden ben sorumlu değilim ha. At şu topu hadi. Topu mu istiyorsun? Lan salak mısın? At şu topu! Kalk. Kalk. Demek kardeşimi golf sopasıyla dövdünüz ha? Beni bırak. Babam ebeniz haberin yok. Bırak. Bırakayım mı? Bırak. Tanıl babası kütü ki bo muydu neydi öyle bir herif. Oğlanı dövdüğümüzü öğrenince bayağı sinirlenecek. O saldırmadan biz saldırırız. Müdür bir araştırsın. Müdür iptal, müdürün işi var. Ne işi var lan? Baba olmaya çalışıyor. O ne demek lan? Ne yapıyor yani? Kuluçkaya mı yattı? Kim de çocuk yapıyor? Çok komik. Adamın zaten kızı var lan. Ha, doğru lan. Geçen kaçırılanlardan biri onun kızıydı değil mi? Vallahi müdürü hiç baba olarak hayal edemiyorum. Tam bir psikopat kız babası. İyi o zaman müdürü bırakalım takılsın. Ben ararım birkaç kişiyi. Herifi nerede bulacağımızı öğrenirim. Aynen öğren sen. Sen öğren demeden önce ben de aynı şeyi söyledim zaten. Ben de vurguladım işte öğren. Vurgulamaya gerek yok. İyice halay başı gibi takılmaya başladın sen ha. Rüzgar bu herifi vurmak için silahı nereden buldu acaba? Bana ne bakıyorsun lan? Benim haberim yok. İnşallah yoktur. Yoksa seni gerçekten halay başı yaparım. O ne demek diye sormayacağım. Biliyorum çünkü yani bir manası yok. Öyle boş boş konuşuyorsun. Selamun aleyküm. Buyurun, kime baktınız? Güzellik merkezi değil mi burası? Öyle, Sen beni görünce bir şaşırdın tabii de benim ihtiyacım yok, o istiyor. Bu güzellik malzemelerini sakladığınız yer neresi? Hı? Gidemezsin oraya.
lan. Kalk. Kalk. Yürü lan. Yürü. Nerede lan mallar? Bilmiyorum. Söyle lan, nerede mallar? Aşağıda abi. Lan yavaş, öldüreceksin adamı. Yürü lan, yürü hadi. Bunlar abi. Bunlar mı? Bunlar. Çocuğun babasısın. Benim. Ne haber? Bana bak. Kızın bak. Nerede? Sana ne? Sana ne? Çıkın gidin şuradan. Kızın nerede kızın? Anne! Anne, iyi misin anne? Anne, ne oluyor? İyi misin anne? İşte aradığımız kişi de burada. Ne istiyorsunuz bizden? Bırakın annemi. Bana bak. Senin o erkek arkadaşın ortalığı karıştırmış. Benim oğlanı vurmaya çalışmış. Sen şimdi onunla ilgili ne biliyorsan anlatacaksın bana. Evi barkı nerede? Hiçbir şey bilmiyorum ben, rahat bırakın bizi. Hiçbir şey bilmiyorum. Vurun la kadını. Anne, anne bırakın annemi. Hayır, bir şey bilmiyorum. Bir saniye, döneceğim ben ya. Alo. Kötü ki bu. Benim. Sen kimsin? Ben oğlunun ağzını burnunu kıran adamım. Öyle mi? Ben de seni arıyordum ya. Öyle mi? Zahmet etme, söyleyeyim yerimi, gel hemen. Tamam ciğerim, gelirim. Neredesin? Şu senin yalancı güzellik merkezi var ya. Oradayız. Buradaki adamlarını geberttik. Şimdi de mallarını yakacağız. Ulan sen eceline mi susadın lan? Kimsin lan sen? Ulan konuşacağına gelsene. Aman. Kapattı. Geç şöyle. Tamam. Geç! Tamam. Evet. Kötü ki bu. Şimdi nasıl yapalım? Ha? Mallarınla birlikte seni de mi yaksak? Yoksa yalvararak af mı dilersin? Ömer, bu yaptığın yakışıyor mu oğlum? Biz babanla arkadaşız. O zaman yakışıyor Kütük abi. Babamın dostu benim düşmanımdır. Efendim? Ne? Ciddi misin sen? Tamam, kapat. Ne oldu kayınço? Ne oluyor lan? Ulan sen vermişsin silahı rüzgara. Senin yüzünden ölüyormuş. Kim söyledi lan sana bunu? Kim söylediyse söyledi lan. Bir de sana sordum. Yüzüme bakarak yalan söyledin bana. İstedi, verdim lan. Vermese miydim? Vermeyecektin tabii lan. Senin yüzünden ölecek. Ölmedi ama. Bu ne rahatlık lan? Sen var ya, sen benim ailemin başına gelmiş bir belasın lan. Olmuyor seninle. Bıktım. Ne yapacaksın lan? Vuracak mısın beni? Bak beni tahrik etme. Beni tahrik etme. Kendimi zor tutuyorum seni vurmamak için. Boş boş konuşma lan. Yiyorsa vur. Hayda. Alo. Alo. Ekber baba. Senin oğlan.
Vuruldu. Ne? Ne diyorsun lan? Vuruldu mu? Gözümün önüne vuruldu Ekber baba. Bu herif göğsünden vurdu çocuğu. Öldü. Vallahi benimle ilgisi yok baba. Olay benim mekanda oldu ama. Allah çarpsın benimle ilgisi yok. Kütük! Ulan sen ciddi misin? Bana bak! Gerçek mi söylüyorsun? Enver öldü mü? Gözümle gördüm baba. Ceset benim mekanda. Orayı polis falan basar diye temizleteceğim şimdi. Arıyorum adamları. Baba, sen de olanın cesedini almak istersin diye aradım. Çabuk 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 çabuk. Kapat, fırla. Hadi bas bas. Boş boş konuşma lan. Dösa vur. Hayda. Oğlum bu kendi kendine patlamaz değil mi lan? Hayır, kontrolü bende. Kumandası olacak. Sana sıktığım an aynı zamanda kumandaya basacağım. Ulan uğraştığımız işlere bak ya. Hayret bir şey ya. Silah kuru sıkıydı da arada yumruğu gerçekten attın ha kayınço. Attım tabii lan. Rüzgara silah verdiğin için de o. Çenemi kırıyordun lan. Keşke kırılsaydı. Göreceğiz bakalım baban seni ne kadar seviyormuş. Cesedimi almaya da gelir herhalde. Sonuçta bir namı var, soyadını taşıyoruz. Tamam hadi konuşma da geç yerine. Gelir gelmez sıkıyoruz. Herkes yerine geçsin, çabuk. İn lan hadi. Herkes pozisyonu aldı mı? Çok kalabalıklar, çıkamayız buradan. Sen git hadi. Nereye gideceğim lan? Ne bileyim lan, çatıya matıya çık, saklan bir yere. Ben oyalarım bunları, bana bir şey yapmazlar. Hamit! Hamit bina bu mu? Baba! Enver'in sesi. Enver! Enver yaşıyorsun! Baba buradayım. Baba! Vur Dekmen baba! Çıkın! 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 Geçmiş olsun Enver. Epey kan kaybetmişsin. Şurup. Toparladım hemen, sıkıntı yok.
Sen de tedbiri elden bırakmıyorsun bakıyorum. Ölüm korkusu bir başka tabii. Ben ölmekten korkmuyorum Enver. Dağının kazanmasını istemiyorum. Gerçekten öldüğüne inandım biliyor musun Enver? Üzüldün mü bari? Üzüldüm tabii. Üzüldüm. Çünkü sen benim oğlumsun. Ama böyle yaşlı adama yani böyle plan yapılır mı? Çok acımasız. Oğlum tabii. Oğlunum da keşke bunca yıl öyle davransaydın. Ama ben sana zeytin dalı uzattım, sen reddettin. O tren çoktan kaçtı Ekber Bey. Bu sefer olmadı ama kısmetse bir dahaki sefere öleceksin. Öleceğim ha? Ben de hala salak gibi seni korumaya çalışıyorum. Benim senin korumana ihtiyacım yok. Eğer öldü dediklerinde aklım çıktı. Ama sen beni öldürmeyi aklından asla çıkaramadın. Madem öyle, ben de senin evlat tarifesinden çıkarıyorum. Şu an. Hemen. Bitti hemen. Koru kendini. Eyvallah. Eyvallah. Ekber baba, şirketten adamınla konuştum. Birazdan büyük patronu bağlayacaklar. Alo. Ha, ben Ekber Baltacı. Efendim? Tamam, bekliyorum. Patron dediğim bekletir böyle işte. Ha, alo. Ben. İyi miyim, sağ ol. Sen nasılsın patron? Güzel, güzel. Zaten sizin işler hiç azalmaz patron. Özel patron, özel. Şimdi ben sizin şirketinizden bu işle özel ilgi istiyorum. Patron, onun ölmesini istiyorum. Kırmızı kotla. Açmıyor. Leyla'nın numarası var mı sende? Var. Evet, doğru söylüyorsun. Onu arayayım. Bir an önce ulaşmamız lazım. Buyurun. Merhaba. Ben Dahan'ın arkadaşıyım. Evde mi kendisi? Çağırabilir misiniz? Çağırayım. İsmin ne? Benim adım Kurt. Lan evde bile rahat yok lan.
Açmıyorsun telefonunu. Açmak istemedim. Bir saygı duyun siz de. Ne oldu? Söyle. Bak hiç havamda değilim ha. Aç havaya girersin. Şaka mı yapıyorsun? Aç. Aç dedim. Hedef Enver. Tetikçi de sensin. Bir gün içinde onu öldürmen gerek. Bir gün içinde? Aynen. Teşekkür ederim ama ben kabul etmiyorum. Tamam. Al. Öyle bir şansın yok maalesef. Bu kırmızı kodla geldi. Ne kırmızı kod ne? Yani eğer hedef bir gün içinde ölmezse şirket tetikçilerini seni öldürmek için gönderecek. Enver'e de ayrı bir tetikçi gönderecekler. Yani onu öldürmezsen ikiniz birden öleceksiniz. Sen nasıl sıyrılırsın müdür? Sen onu düşün. Sıyrılamayız. Eğer Enver'i öldürmezsen ikinizin birden peşine düşerler. Müşteri kim? Ekber Baltacı değil mi? %100. Yani kırmızı kod bağlıdır. Ekber kesenin ağzını açmış. Herhalde ona kurduğumuz oyuna bayağı sinirlendi. Peki Ekber'i 24 saat içinde temizlersek kontrat iptal olmaz mı? Maalesef. Ya şirket parayı peşin almış. Yani müşteriyle irtibatını kesti. Hedefi her halükarda yok edecekler. Şirket itibarını böyle koruyor. Düşün müdür. Bu işten nasıl sıyrılacağımızı düşün. Ama öyle bir düşün ki aynı anda şirketlerden pisliği de temizleyelim. Sen zaten meyilliydin. Planların var falan diyordun bana. Çünkü patron da görünmez. Ben bile tanışmadım şahsen kendisiyle. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ben neyin içine düştüm lan böyle? Kimse görünmez, bilinmez falan filan. Cinli perili filmler gibi. Aynen. Aynen. Ama benim de bir takım planlarım var. Bugün kız kardeşini ne kurtardı? Bilge. Bilgi en büyük güçtür. Eğer gücü eline geçirirsen görünmezler görünür olur. Sabırlı ol. Herkesin sırası gelecek. Görünmezi görünür yap müdür. Artık zamanı geldi. Maalesef deriz. Gerçekten mi? Valla. Gel gezeriz güzelce sen de rahatlarsın. Enver. Gelsene. Ne var lan ne oldu? Oğlum gel bir şey var önemli. Hadi gel. Lan iki dakika şurada karımla huzurlu oturamayacak mıyım ya? Ne oldu acaba ya? Oğlum gelsene lan önemli diyorum işte. Hadi. Allah Allah. Ben siz de yapamıyorum. Ne var kayınço? Seni gebertmem gerekiyor. Beni gebertmen gerekiyor. Yağmura sarıldım diye mi? Biz çocuk falan da yaptık yalnız. Geç kaldım biraz uyandırayım. Ulan bir de böyle konuşup durma. Zaten topun ucundasın. Al. Bu ne? Aç. Baban seni gebertmem için beni tutmuş.
24 saat içinde seni gebertmezsem ikimizin peşine düşüp ikimizi de öldürecekler. Bir de üstünde kırmızı kod var. Ne diyorsun ya? Kırmızı kod ha? Vay 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 vay. Babaya bak sen. Belliydi lan böyle olacağı. Bir beceremedin. Senin yüzünden yüzde patlayacak şimdi. Ben mi beceremedim? Tabii sen beceremedin lan. Senin baban. Bir yerde sıkıştırıp gebertecektin. Yapamadın ki. Lan herif yatarken bile kapının önüne adam dikiyor. Ben ne yapayım? Tamam neyse ne. Müdürün dediğine göre eğer seni gebertmezsem ikimizi de öldürmeden peşimizi bırakmayacaklarmış. Doğru söylüyor. Bırakmazlar. Ulan şeytan diyor çek vur. Zaten bahanem de belli. Beni. Biraderini vuracaksın yani. Kardeşine ha? Bak sen böyle konuştukça daha çok vurasım geliyor seni. Ne yapıyorsun? Babam olacak ruh hastasını arıyorum. Söveceğim. Enver. Sen hala hayatta mısın oğlum? Yaşıyorum lan yaşıyorum. Ben kafaya koydum. Senden önce ölmeyeceğim. Önce seni gebertip sonra da mezarına tüküreceğim. Nasıl olacak o iş? Daha seni vurmak zorunda. Yoksa kendi kellesi gider. Enver, bak sana bir şey soracağım. Daha'nın kellesini ortaya koyacak kadar seni sevdiğini mi zannediyorsun? Ha, tabii dövdüğü zaman şaşırmıştır. Ama süre bitince her şey netleşir. Yani kendi hayatımı kurtarmak için senin hayatına son verecek Enver. Bula bula bunu mu buldun? Erkek gibi kendini saldırsana lan. Enver. Bana siz oyun oynadınız. Evet. Küçük İbo'yu kıstır. Gömleğin altına iki fünye sok. Dahan'la iki el kurusu kalsın. Küçük İbo da telefonda oğlun öldü. Enver. Öyle yalandan oyun oynanmaz. Benimki gibi oynanır. Dahan şimdi seni gerçekten vurmak zorunda. Yani oyun öyle değil, böyle oynanır. Sırf bunu söylemek için yaptın değil mi? İnsan kendi öz evladını öldürmeyi düşünür mü lan? Öz babasını öldürmeye çalışan bir evlat nasıl düşünüyorsa o da aynen öyle düşünür Enver. Rahat durmadın lan çünkü. Karımı öldürmeye çalıştın, ailemi öldürmeye çalıştın, kardeşimi öldürmeye çalıştın. Her şey senin istediğin gibi olacak sanıyorsun ama öyle bir dünya yok. Senden de şirketinden de korkmuyorum lan. Alayınız gelin alayım. Ne oldu rahatladın mı? Daha da kudurdum. Ne yapacağız lan? Ne yapacağız? Yılanın başını ezeceğiz. Abimin derdi? Önemli bir şey değil. Gelsin artık ya. Özledim. Özledin mi? Ya çok ilginç değil mi? Ben de özlüyorum. Ya görmediğimiz bir şeyi nasıl özlüyoruz? Bilmiyorum ki. Enver ya. Geçen gün baban yolumu kesti dedim ya. Hı. Barış teklifinde bulundu. O adamları versek gerçekten neydi? Kurt müdür müydü? Gerçekten rahat bırakır mı bizi? Bebeğim o teklif artık geçerli değil. Ama sen babamın kafana takma. Oğlumuz doğacak. Her şey yoluna girecek. Tamam? Bebeğim ne oldu? İyi misin sen? Ha? Değilim. Ne oldu? Aşk. Hastaneye gidelim ben. Doğruyorum. Hastaneye gidelim. Hastane mi? Doğruyorum. Emin misin ya? Bak en son böyle dediğinde gaz demişlerdi ya. Aşkım ondan... sence ben gazla bebeği ayırt edemez miyim? Aa, kızım niye bağırıyorsun? Ne oluyor? Anne şu damadına bir şey söyle. Doğruyorum inanmıyor.
Ay Enver gerçekten doğuruyor kız ya. Tamam anneciğim tamam, siz çanta mantı her şeyi hazırlayın, ben geliyorum hemen. Tamam gel canım gel. Gel şöyle nefeslerini yap bakayım sen. Ne oluyor lan? Doğuruyorum diyor. Ne? Şimdi, şimdi lan hastaneye götürmemiz lazım. Hastane olmaz lan, peşimize düşerler. Lan atarız arabaya, basarız götürürüz hemen ya. Hemen dakikasında gelecek halleri yok ya. Hemen neredesin? Olmaz oğlum, uzak durmamız lazım herkesten. Bir bıraksa bize olsun. Lan karım bu halde bırakamam lan. Bunları yap bakayım. Mecbursun lan. Enver! Enver neredesin? Enver! Bebeğim geldi. Enver! Yavrum bize. Kardeşim. Ben kardeşim. Ya bu kadar gürültü yapacak ne oluyor olabilir acaba? Bebek anne. Geliyor oğlum, bebek geliyor. Oğlum. Ne bebeği? Hadi daha hadi. Doğruyorum hadi. Tamam geliyorum hadi, ben. Hadi canım. Hadi. Vallahi mi? Hadi hadi yürü. Hadi. Hadi. İşini bebeğe. Hadi hadi. Hadi. Evet oğlum, dur şakanı ses değil. Derin derin nefes al. Evet. Tamam bir şey yok. Yemez. Dikkat et merdivenlerde. Evet. Hadi dikkat et. Evet. Tamam. İyi tut Enver. Aç şunu. Dur sakin, sakin. Sakin. Olacak hepsi. Kayınço al şunu, sen kullan, biz arkaya geçelim. Gel aç. Gel bebeğim. Gel geç. Anne, biz üçümüz bu arabayla gidiyoruz. Sen Mesut'u ara, arkadan geliriz. Sağırız, biz de sağırız. Neden niye sorma, ayrı ayrı gideceğiz. Ya, hadi. Ben hadi arıyorum. Arıyorum ben Mesut hadi. Abi. İyi, tamam, ara, tamam. Ara. Hadi. Ayrılma yanından. Oğlum geliyor, oğlum. Hadi bak, çok güzel olacak. Ay. Hey Allah. Hadi be Mesut abi. Hadi arıyorsun değil mi? Açmıyor mu? Ne uyuyor mu ki bu saatte ya? Mesaisi yok mu bunun ya? Bu nasıl bir şeymiş ya? Ayımı doğuruyorum, ben de doğuruyorum. Yavrum ultrasonu gördük ya resimlerini. Ayı falan değil, normal insan işte. Yok, ölmüş. Ölmüş, insanlık ölmüş. Sen nefes al. Geçecek hepsi, az kaldı. Derin derin nefes al. Nefes al, derin derin nefes al. Enver. Eğilin. Niye lan? Eğilin! Lan eğil! Ama! Bir şey yok hayatım. Nasıl bir şey yok? Arabaya ateş ediyorlar. Yok ya, öyle serseri kurşun falan denk geldi herhalde. Doğrudan bizi sıkmıyorlar yani. Sen eğil bebeğim. Nefes almaya devam et. Ne oluyor? Bir şey yok hayatım. Enver kim bunlar? Enver! Bilmiyorum ki bebeğim. Şehir magandaları herhalde. Çok var böyle. Biliyordum vardı. Siz de bir şeyler biliyordum. Silah ver bana da. Ne? Silah ver canım, çok yanıyor. Aşkım ne yapıyorsun? Lan alsana elinden silah. Sıkıyorsa sen al lan. Lan sıkıyor al. Ver şunu ya. Kayınço kurtar şunları. Ya. Tamam temiz. Bebeğim gel. Gel. Gel sevgilim. Ay, yine ne yaptınız acaba? Yine kimi kızdırdınız? Kimin ayağına bastınız ya? Biz bir şey yapmadık bebeğim ya. Babamın işi bu. Babanın işi mi? Ya bu adam barış için gelmedi mi? Ya niye vermedik o zaman bu adamları? Benden değerli mi müdürle kurt?
Ölüyorduk burada. Ne ölmesi yavrum? Kimse ölmeyecek. Bir sakin ol tamam ya. Enver, hem bana bunu yapıyorsun, hem babanı kızdırıyorsun. Allah seni bildiği gibi yapsın Enver. Aferin kardeş, aferin. Girdiğimiz yere bak ya. Ulan ben ne bileyim, keyfimden mi girdim? Bunun da tekeri sönmüş. Nasıl gideceğiz biz şimdi? Kim arıyorsun? Mesut'u. Annemleri yolda bir yerde indirsin de gelsin bizi alsın. Oğlum siz beni çağıracaksınız ya. Allah Allah. Peşinizde tetikçi varsa beni çağıracaksınız. Hala öğrenemediniz ha şunu. Ben bunların makası koyacağım, numarayı çekeceğim, gidecek gidecek. Beni niye çağırmıyorsunuz? Mesut pardon kardeşim, hata yaptım. Kusura bakma. Allah Allah. Emma sen niye beni çağırmıyorsun oğlum? Zaten bak bırak oğlum muhabbeti. Kız doğurmak üzere. Hadi sür şu arabayı ya. Doğurabilir mi şu an Yağmur? Doğurabilir mi şu anda? Oğlum biz niye hastaneye gidiyoruz şu an? Oğlum onu demiyorum ya, şu an arabada doğurabilir mi? Panik oldum ben şimdi, beni paniklettiniz. Nasıl, ne yapacağız onunla? Ne ya? Kardeşim sen arabanı süreceksin, hastaneye gideceğiz. Şurası zaten hastane. Şey mi yapalım? Şimdi pusatmış olabilirler, normal girsek. Ana girişten girsek pusatmış olabilirler. Arkadan morgdan mı girsek, ne yapsak, onu şaşırtmaç yapsak nasıl olur? Ha? Daha. Allah'ını seversen sus Mesut ya. Tamam dur. Dur ben bir numara çekeceğim. Niye inmiyoruz? İneceğiz hayatım. İneceğiz bebeğim. Enver. Enver lütfen bak. Sakın yanımdan ayrılma olur mu? Tamam bebeğim. Bana ben bayılsam da, bana bir şey olsa da sakın çıkma yanımdan. Tetikçileri falan bahane edin. Lütfen. Ne bahanesi? Ölsem yanındayım. Tamam hadi. Tamam. Hadi çıkalım. Hadi, hadi bebeğim. Gel hadi. Hadi gel. Pardon. Doğruyoruz biz. Nereye doğuralım? Ne yapalım? Bu taraftan. Gelin. Biz giriyoruz kayıcı. Ver. Yağmur. Bak sen çok güçlüsün. Hallet şu işi. Yeğenimi getir. Tamam kardeşim? Hadi. Hadi bebeğim. Hadi gel. Gel. Ben nöbetteyim. Ben de buradayım. Sıkıntı yok. Rahat rahat doğurun. Aynen. Dağındayım. Ha? Vallahi duygulandım lan. Harbiden. Bebek geliyor oğlum. Bebek çok güzel bir şey. Sokakta falan görünce böyle insanın sırıtası gelir. Mis gibi kokar. Bebek candır. Kim arıyor? Hayırdır? Gürkan'ı arıyorum. Daha çok nöbetçi lazım. Aynen. Ara Gürkan'ı, işi gücü bıraksın buraya gelsin. Daha. Ara buraya gelsin. Aynen. Birazdan buraya katiller, tetikçiler dolaşabilir. Hastanede katliam muhabbeti sonra. Ne olacak? Al bir de buradan yak bakalım. Gerçi ben buradayken çok yanaşamazlar. Sıkıntı yok da ara kalabalığı gider. Makara döndürürüz. Makara döner. Nerede çok canım yanıyor. Bir terslik var. Bir terslik var. Niye gelmiyor bu doktor? Gelecek bebeğim, hemen gelecek dedi ya hemşire. Hadi artık lan, hadi ya. Hadi. Bu kadar acımaması gerekmiyor mu ya? Ya bir şey olduysa çocuğa? Ya sıkıştıysa çocuğa? Sıkışmaz yavrum, yolunu bulur o. Ya nereden bulacak? İlk defa çıkıyor oradan. O, onun DNA'sında var. Hepimiz bulmuşuz. O da bir şekilde bulacak yolu. Oluyormuş öyle. Sıkışıyorlarmış. Boğuluyorlarmış. Nefessiz kalıyorlarmış. Ya bana bak. Bana bak, bir sakin ol. Tamam mı? Her şey yoluna girecek. Kucağımızda bebeğimizle çıkacağız buradan, tamam mı? Ben emin misin? Çok kötü başladı her şey. Biliyorum. Ateş ettiler üstümüze. Biliyorum, biliyorum. Kötü başladı ama iyi devam edecek. Tamam mı? Sana da, bebeğimize de, ikinize de bir şey olmasına asla izin verme. Sakin. Rahatla. Nefes al derin derin. Ay. Ne oluyor ya? Hemen yüzüme bir su çarpacağım. İyisin değil mi? Çok gerildim. İyiyim, iyiyim. Bir yüzümü yıkayayım. Yüreğim ağzımda vallahi. Of. Abi. Gel. Hı. Ne oluyor? Neyin gerginliğini yaşıyorsun? Doğum stresi oğlum, ne olacak ki? Sadece. Daha ne? Ne yapacağız? Nedir durum? Yürüko biz buradayız. Biz buradayken kimse yanaşamaz zaten daha, ne biliyorsun. Daha dayı olmadı. Dayı olmadan ölmek yasak. Yasakladım. Ne ölümü lan? Ne ölümü gerçekten? Hiçbir şey yok diyorsun hala değil mi? Ne oluyor? Rüzgar bak. Bizim peşimizde birileri var. Enver'le benim peşimde. O yüzden etrafta şüpheli birini görürsen direkt bana haber verirsin. Okey. Ne oldu oğlum? Durum ne?
Kimle dalaştın yine? Ver adını araştırayım, bir şey yapayım. Şirketin tetikçileri. Herkes olabilir. Herkes olabilir. Herkes olabilir. Gel gel. Nami gel. Bir yer. Herkes şimdi bir yöne alsın. Tamam mı? Kuzey bende. Rüzgardan doğuya al. Gürko batıya toparlayın onu buraya. Ne diyorsun oğlum? Saçma sapan. Allah Allah. Oğlum ne kuzey ne güney lan. Etrafa bakın işte. Abi vallahi tebrik ediyorum seni. Nasıl başarıyorsun anlamıyorum. Bir kere boş kalmıyorsun ha. Vallahi ben de bilmiyorum Rüzgar. Bak yeğenim doğacak, onun bile keyfini çıkaramıyorum şu an. Dayı oluyorsunuz ha. Sen de oluyorsun. Aferin lan. Aynen. Rüzgar dayı, dağın dayı hesabı. Hadi bakayım. Hakikaten ben de dayı oluyorum ha. Benim de canım çekiyor ya. Ne lan, dayı olmuyor mu? Yok lan, bir tane bebek. Ne oğlum böyle sokakta falan görünce benimle olsa hissi olur ya, işte öyle bir şey oluyor. Yaştan dolayı olabilir, içgüdüsel bir şey sonuçta yani. Sende hatun var mı ki oğlum? Yok, sende var. Pardon. Yürük o, ne yapıyorsun? Çok özür dilerim. Delik deşik ediyorsun bize. Ne yapıyorsun ya? Çok özür dilerim lan. Vallahi bak. Ağzımdan kaçtı. Ama sen de biliyorsun, bende de yok. Olsa yapacağım bir tane bebiş. Güzel olmaz mıydı? Bebiş güzel yani. Yok be. Aynen. Ya oğlum özellikle mi yapıyorsunuz lan? Ne? Tamam, bebiş dünyanın en tatlı şeyi. Tetikçi diyorum oğlum size. Sen vuracaklar bizi. Siz burada bebiş muhabbeti yapıyorsunuz ya. Doğru. Etrafa bakın. O tamam. Diyor bebiş diyor. Bebiş istiyor. Bebiş iyidir ama. Of, niye doğramadı hala bu kız? Ya anne, beklememiz gerekiyormuş. Bekleyeceğiz. Ne yapalım? Ay, beni niye almıyorlar içeri anlamıyorum yani. İnsan çok geriliyor böyle. Rüzgar. Hah. İçimde kötü bir his var Rüzgar. Ya tamam, dillendirme işte ki kötüyü çağırma. Öyle bazı doğumlar oluyormuş saatlerce süren. Ben araştırdım ya, sakin ol bende. Ay. En kötü sezaryen yapıyorlar, bir yolunu buluyorlar. Tamam, tamam. Kolay gelsin. Ne ayaksın lan sen? Ne? Üstünü ara. Ne diyorsun? Üstünü ara oğlum, üstünü ara diyorum. Kimin üstünü arayayım ya? Kendi üstünü ara. Nasıl yani, kendi üstümü mü arayacaksın? Oğlum üstünü arayacaksın, evet. Ben mi arayacağım senin üstünü? Oranı buranı edeceğim, mıncıklayacağım. Oğlum boşuna mı gidecek lan? Ha? Üstünü ara, boş musun, olur musun söyle bana. Tövbe tövbe. Geç lan, ben arayacağım. Tamam, sen istiyorsun. Geç lan yine. Tamam tamam, yaklaşma al bak. Al. Al. Ara üstünü. Tamam bak, başı ara. Ara üstünü. Arkamı lan. Arkanı dön. Ara. Arkadan ara. Arkadan aşağı doğru ara. Arkayı arayarak aşağıyı. Paşaları ara. Paşa, öbür paşayı da ara. Öbür paşayı ara. Var mı şu üstünde? Yok. Boşmuşum. Aferin, tamam. Güzel. Güzel. Bak falan filan yaptın bana. Fena mı oldu işte? Kendi üstünü kendin aradın. Erotizme gerek yok. Hadi bakalım, tamam. Hadi buraları doğru sil. Tamam bak, burası hastane, dalga geçme. Mikrop yuvası. Sen beyin cerrahından bir tık öndesin. Karışan olursa beni ara. Sevdim seni. Karışan olursa beni bul. Ne de işini öğretiriz. Ne oldu, var mı gözüne çarpan bir şey? Yok. Bir şey yok. Mesut nerede? Nerede? Görmedim ki bir süredir. Ha? Arıyor. Neredesin lan? Morg'da. Ama daha ölmedi. Yaşamasını istiyorsan buraya gel. Ne oldu? Ne var? Annemlerin yanından ayrılma, geliyorum ben. Ah!
asla sevmem. Benim sevgilim bu. Mesut. Mesut. Mesut lan. Mesut billahi beleş. Ulan öldün sandım lan. Daha. Daha oğlum. Lavuğu patates ediyordum. Bir şekilde benim morgu getirdi. Ben tırsarım. Morgdan ölülerden falan tırsarım. Anladın mı? Hala morgda mıyız biz? Oğlum, sakin. Çıkar beni. Tamam oğlum sakin. Ölüden zarar gelmez lan. Tamam çıkar beni buradan. Hadi, hadi çıkıyorum zaten. Tamam ya. Hadi. Ya. Tamam, tamam oğlum korkma ölüden tamam, zarar gelmez lan. Hayatta. Hadi yürü. Harikasın. Harikasın bebeğim. Ha gayret az kaldı. Az kaldı. Az kaldı sevgili. Harikasın aşkım. Harikasın aşkım. Harikasın bebeğim. Ha gayret. Az kaldı sevgili. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Senden bir kez daha bütün gücünle ıkınmanı istiyorum. Bağırabilirsin istediğin kadar. Ikın aşkım. Ikın aşkım. Ha gayret. Hadi. Hadi. Ikın. Hadi aşkım. Ikın. Fatma teyze. Ne oldu? Doğurmadı mı hala? Bekliyoruz güzelim. Ben çağırdım Aydan'ı. Tamam anne bir şey mi dedim? Şu iş bitsin. Konuşacaksınız. Konuşacak bir şey yok Fatma teyze. Hem ben buraya onun için gelmedim. Bebeği görmeye geldim. Yok öyle. Konuşacaksınız. Uğraşacaksınız. Bak. Bak karnındaki hayata tutunmak için uğraşıyor. Benim kızım Yağmur'um içeride bir insanı hayata getirmek için uğraşıyor. Herkes uğraşıyor, didiniyor. Siz de biraz böyle bakın hayata. Hiçbir şey kimsenin kucağına öyle gökyüzünden inmiyor ki kendiliğinden. Ben çok uğraştım zaten. Uğraşmadın mı? Ya tamam uğraştın ama yazık değil mi emeklerine? Şu çocuğun canına kıyacak mısın sen? Kıyacak mısın? Bir dakika, bir dakika. Kulaklar bazı şeyler duyuyor. İkidir Aydan yengenin hamile olduğuna dair. Yani bir kurdum bağlantıyı. Kafam hızlı çalışır. Öyle bir şey var mı? Aydan hamile de. Aa. Hamile mi Gürko? Oğlum konuştuk. Bebiş bebiş dedik. Bebişi yapmışlar ya. Dedik oldu. Aa. He? Daha? Mesut hiç sırası değil kardeşim. Tamammış. Yenge. Yok. O zaman kendime sarılayım. Ne yapayım ben? Vay Mesut kardeşim benim. En yakın arkadaşın baba oluyor. Yeğen geliyor. Yeğen Mesut'um. Aydan. Daha ne oluyor oğlum? Tebrik edeceğim edemiyorum. Böyle adını koyamadığım bir gerginlik gibi bir şey var. Ne bu? Gerginlik olur tabii. Çünkü Dağhan Efendi'nin olduğu her yerde otomatik olarak gerginlik oluyor. Biz böyle bir günde bile sevinemiyoruz maalesef. Yani herkesin içinde konuşulacak konu mu bu? Burası mı yani? Konuşuyorum burada. Ne var? Konuş kızım. Ben yanındayım sen. Konuş. Yok bundan olmaz ben anladım. Uğraşmaktan da vazgeçtim. Başka şeylerden de vazgeçtim ben. Ya yenge anladık tamam bir şeyler için uğraşmışsın da... ...abim de bambaşka şeyler için uğraşıyor yani. Tamam rüzgar uzatma tamam. Hadi Yağmur, hadi Yağmur kızım, hadi Yağmur. Evet. Hadi. Geldi, geldi. Geldi lan vallahi geldi. Geldi aşkım. Niye ağlamıyor? Ağlayacak aşkım bir saniye.
Ömer niye ağlamıyor? Sevgilim ağlayacak, sakin ol. Doktor. Doktor niye ağlamıyor? Oldu mu? Ne oldu? Oldu mu? Oldu mu oğlum? Doğdu mu? Oldu lan oğlum. Yes! Oğlum oldu. Oğlum oldu lan. Oh, tamam. İşte bu. Darısı başısı. Daha hanım dayı oldun lan. Vallahi dayı oldun lan. Bana. Aynen. Aynen. Sağ ol kardeşim. Geçmiş olsun. Güzel oğlum benim, güzel oğlum. Yağmur da iyi. Evim mi? Teyzeciğim. Tebrik ederim. Kanka. İyi mi? Ay. Canım. Ay. Çıkmış. Ay seni yaradana kurban yarabbim. Şunun güzelliğine bak. Ben... Şunu bana ver. İyiyim ya Rabbim, ya Rabbim. Müthiş değil mi? İnce işçilik. Allah'ım. Azam çok güzel. Ay şuna bakın. Ya abla bu bayağı güzel bir şey. Normalde ilk doğduklarında kuru üzüm gibi buruşuk oluyorlar. Bu çok tatlı bir şey ya bu. Onlar normal bebek oğlum, bu premium. Ustalık eserim ya. Senin eserin mi aşkım sadece? Yok aşkım, ikimizin. Yani daha çok senin tabii. Çok güzel. Abi sana da benziyor ha. Sen bak. Bir gittin. Yok lan, benzemiyor. Ya bizim baktığımız açıdan bir bak. Aa, sinirlenince çıkan damar bile var. Hatta ve hatta. Damarını nereden gördün lan? Işıktan öyledir o. Ay benim güzel kızım. Annem. Oh güzel kızım. Papatya kızım benim. Tebrik ederim sizi. Sağ ol annem. Yağmurcuğum hayırlı olsun. Güzelim, teşekkür ederim. Darısı başına. Yağmurcuğum ben de tebrik ederim. Allah analı babalı büyütsün. Çok tatlı bir bebiş. Amin. Teşekkür ederim. Yağmur evet ya Emma vallahi. Bebiş çok güzel. Senin stres kalmadı. Sanki böyle bir saat önce morgda öldürülmeye çalışan ben değilim. Yani hiçbir şey kalmadı. Nasıl? Ne oldu? Saçmalıyor ya Mesut işte, dinlemeyin şunu. Ha. Aynen aynen. Aynen saçmalıyorum. Hiç sıkıntı yok, kimsenin hayati tehlikesi yok. Aynen devam. Sen ilacını... Ne oluyor oğlum ne? Aldım. Aldık o ilacı. Oğlum sen ne anlatıyorsun? Tehlike mehlike ne diyor? Ya anneciğim ciddiye alma şunu, bir şey yok. Gürkan kapının önünde beklesene. Biz çıkalım hadi, gel Mesut. Yok ben bekliyorum. Oğlum gelsin. Oğlum bekmişe bak sen. Mesut hadi. İki tane hemşire gördüm. Harbi mi? Hı. Kolaşan edelim o zaman. Belki bir. Gel bakayım. Bizim neden olmasın? Dudaklara baksana dudaklara. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Dağhan'a benziyor ha bu. Onu diyorum işte. Oğlan dayıya benzer derler zaten. Yok ya anne, benzemiyor. Ağzını ayrı aç ya. Benzemesin şuna. Alayım mı? Yani tipi benzesin de inşallah huyları benzemesin. İyi tarafları benzesin diyelim canım. İsmi ne olacak? Düşündünüz mü? Vallahi Yağmur düşündü. Bence de okey. Ne? Davut. Kırmızı pabuçları duruyor başucumda. Başı düşmüş yastığa, uyuyormuşum.